Hoş geldin arkadaşlar, yetkin arkadaşlar gelsin. Arkadaşlar ekmek ürünlerine bakın bakalım. Tamam. Tarihlerine bakalım. Tavuk ürünlerinin tarihine bakalım. Tarihine bakalım. 16.07. O son gün olanları getirin arkadaşlar. Son gün olanları çıkartın. Koyun şuraya. Biraz daha ürün alalım, her birinden deneyelim, etiket fiyatını kontrol edelim. Tamam. Mesela bir tane şu özellikle et ve süt ürünlerine bakacağız. Bir tane kaşar peyniri alalım arkadaşlar, gelin bir kaşar peyniri alalım. Tamam, aldım. Buraya gelin arkadaşlar. 2 kilo. Evet. Buraya gelin. Et ürünlerinden ne aldınız arkadaşlar? Et ürünlerinden. Tavuk aldım. Çocuk bir de sosis alalım. Bir tane de sosis getirin. Gramajını kontrol et, tarihini getir. Bakalım ona da. Bir de şu domates sosu alın. Domates sos. 124 lira. Kaç? 5 kilo. 124 lira. Alayım. 100 gramlık mis tam yağlı. Evet. 147,5. Evet. Gramajına bakalım mı? Yok, tamam onlar. Onlarda da sıkıntı yok. Evet. 29,90'a düşmüş arkadaşlar. 36,90'da 29,90'a düşmüş. Tamam. Tarih geçmişler mi? Evet arkadaşlar bakın. Ya şimdi bu tarih geçmişler ama olmaz, koymamanız lazım. Şimdi özellikle bu et ürünü insanı, bak ne bu? Tavuk ürünü. Doğru söylüyorsunuz. Zehirler. Arkadaşlar tutarak tazim edelim, müsaade edelim. Bundan ima etmemiz lazım. Onu söyleyeyim, ima etmemiz lazım. Bundan bizim gözümüz nezaretinde ima etmemiz lazım. Tekrar arafa gitme imkanı olabilir, ihtimali olabilir. Kesinlikle. Tamam, bir arkadaşlar bunu hemen idari yaptırım uygulayalım. Durak da tazim edelim. İdari yaptırım tutanağı da yapın. Adres de geliyor. Fiyat değişikliği yapacaksınız. Öyle görüyorum. Onu mu değiştireceksiniz, vatandaşa mı bakacaksınız? Yani bunu dile getirin. Yani yetişemezsiniz. Hem vatandaşa bakacaksınız, hem orada fiyatları kontrol edip fiyatları değiştireceksiniz. Ya da tarihi geçmiş ürün var mı ona bakacaksınız. Nasıl yetiştireceksiniz? Ya yetişemezsiniz. Bir ürün daha alalım, bir ürün daha alalım. Şuna bakın. Mesut amirim, şurada bak. Şeyini yazsınlar fiyatını. Geldiğim zaman sabahleyin çok güzel bir durumla karşılaştım. Sayın Belediye Başkanımız bütün zabıtaları yollamış. Her türlü sebze, meyve ve süt ürünlerinin son günlerini, gramajlarının hepsine baktı. Çok çok memnun oldum. Çok teşekkür ederiz. Belediye Başkanımıza başarılar dileriz. Evet, Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri olarak vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyen ortamlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri ve sağlıklı gıda tüketilmeleri sağlamak için, aldatılmamaları için denetimlerimiz 7/24 devam etmektedir. Özellikle bugün yaptığımız zincir market denetimlerinde kasa fiyatı ile etiket fiyatı uyuşuyor mu? Genel temizlik ve son kullanma tarihleri konularında denetimlerimizi gerçekleştirdik. Denetimlerimiz neticesinde
tarihi geçmiş özellikle tavuk ürünlerine rastladık. Bunlarla ilgili müsaadele tutanağımızı tanzim ettik. Bunları imha edeceğiz. Denetimlerimiz 7/24 devam ediyor ve edecek. Özellikle bu konularda şikayeti olanlar 0324 336 65 83 numaralı telefonlarına bize ulaşabilirler. Son kullanma tarihleri geçmiş mi ve genel temizlik konularında, ruhsat konularında denetimlerimiz devam ediyor ve devam edecek. Evet, tarihi sıkıntı yok.